Merhabalar, ben İlhami. Bugün sizlere Fransız sinemasının önemli yönetmenlerinden çekmiş olduğu film isimleri ve türlerini bahsedeceğiz. Ayrıca bununla ilgili Fransa sinemasının ülke tarihindeki yeni dalga akımını ve kuramcılarının çekmiş olduğu filmlerini bahsedeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. İyi seyirler. Fransa'da sinemanın ortaya çıkışı Edison'un kinetoskopu icat etmesiyle birlikte projesini Paris'te sergilerken Lumière kardeşlerin Edison'un yapmış olduğu bu projesi fazlasıyla dikkatlerini çekmişti. Lumier kardeşler Edison yapmış biz neden yapmayalım diyerek 1895 yılında sinematografi icat ederler. Lumier kardeşler Vinces Karına Trenin Girişi adlı filmi çekmişlerdir. Ve bu film sinemanın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Lumier kardeşler kafede filmlerinin gösterimini yaparken o sırada orada bulunan George Melies Lumiere kardeşlerin yapmış olduğu sinematografiyi kendisine satılmasını teklif eder. Fakat Lumiere kardeşler öneriyi reddeder. George Melies ise Edison'un daha önce yapmış olduğu kinetoskopu alarak filmde öyküleyici olarak zaman ve mekan unsurlarını filmlerine dahil eder ve sinemada zaman ve mekanı ilk bulan George Melies olmuştur. Bunun yanında kalmayıp kamera hilelerini de kullanmaya başlar. Evet, kamera hileleri. Melies sadece zaman, mekan ve öyküleyici anlatımı bulmamıştır. Melies bunun yanı sıra sinemada geçişleri de bulmuştur. Fakat bunu bulması çok enteresan bir şekilde ortaya çıkmıştır. George Melies'in Paris'te yapmış olduğu bir çekimde kinetoskopunun arızalanması sebebiyle ortaya çıkan görüntülerin atlayarak ilerlediğini görmüştür. Bu durum karşısında şaşıran George Melies bu durumu kullanarak kamera hileleri açısından kamera tekniklerinde sinemada geçişleri ortaya çıkarmıştır. Fransız yönetmenler genellikle Paris yönetmenlik yapmıştır. Hollywood'un ticaret sinema süresine tepki gösteren ve karşı gelen birkaç yönetmen bir araya gelmiştir. Ve böylece Fransız yeni dalga akımının temelleri atılmaya başlamıştır. Francis Truffaut, Andre Bazin, Fransız yeni dalga sinemasının temelleri atılmaya başlamıştır. Peki Fransız yeni dalga sineması nedir, ne değildir? yeni dalga akımının ve kuramcılarının sinemada olan filmler yerine belli bir öyküsü ve hikayesi olan filmler çekmeyi amaçlamıştır. Son derece eleştirel bir gözle hareket eden yeni dalga kuramcıları birçok konuda eleştirilerde bulunmuşlardır. Fransız sinemasında öne çıkan yönetmenler arasında Francesco Truffaut, Yeni Dalga kuramcıları ve Andre Bazin gibi önemli kuramcıların isimleri geçmektedir. Hatta Yeni Dalga kuramının öncüsü olan Frances Truffaut yaratıcı lakabını almıştır. Truffaut da diğer kuramcılar gibi eleştirel görüş açısına sahiptir. Truffaut'un çekmiş olduğu önemli filmlerinden bir tanesi de 400 Darbe filmidir. 400 Darbe filmi 3 Haziran 1959 yılında Fransa'da yayına girmiştir. Fransız Truffaut Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü almıştır. Fransız sinemasında birçok yönetmen var demiştik. Gelelim şimdiki sıradaki yönetmenimize. Jean Luc Godard. Godard filmlerinde politik olayları konu edinmeyi sevmiştir. Burjuva kısmındaki insanların hayat hikayelerini filmlerine yansıtmıştır. Filmlerinde normal sıradan ve standart kamera açıları değil de farklı açılar oluşturarak izletmeye amaçlamıştır. Godard aslında Marksist ve Leninist görüşlerine sahip bir insandır. Godard bilim kurgu filmlerinin öncüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Jean-Luc Godard 1960 yılında çekmiş olduğu Serseri Aşıklar filmi ile bilinmektedir ve sırada feminist bir kadın yönetmen bulunmaktadır. Agnes Varda Varda aslında bir fotoğrafçıdır. Bunun yanı sıra yönetmenlik yapmaktadır. Agnes Varda'nın en bilinen önemli filmleri arasında gelen film 5'ten 7'ye Klio filmidir. Varda'nın feminist bir kadın yönetmen olduğunu söylemiştik. Filmlerinde de aynı şekilde feministik unsurlar içeren karakteristik özellikler barındırmaktadır. Bir diğer yönetmenimiz ise Alain Resnais. Bu yönetmenimiz hangi konuda filmler çekmiş anlatalım. Resnais filmlerinde otor kavramına tamamiyle karşı çıkmıştır. Filmlerinde sanatı ele ela olan müzik, şiir ve sanatın tüm kollarını filmlerinde görmek mümkün hale gelmiştir. Rastlays'in en önemli filmi olan 1959 yılında çekmiş olduğu Hiroshima Sevgilim adlı filmi eseridir. Almanya'nın Nazi vahşetini konu edinen bir diğer filmi ise Night and Fog yani Gece ve Sis filmini yapmıştır. Evet bir başka yönetmenimiz ise Jacques Vesrivet'te. Rivette kısa metrajlı filmler yerine kendisine uzun metrajlı filmleri benimsemiştir. Film çekmeyi seven gizemli ve sırlarla dolu bir insan olan Rivette kadın rollerini vermiş olduğu rolleri çok başarılı bir şekilde sinemaya aktarmıştır. Film türlerine gelecek olursak filmlerinde dinsel, toplumsal ve cinsel türlerde filmleri konu edinmiştir. Fransız yeni dalgasının diğer bir yönetmeni ise Claude Cabroldur. Cabrol'un çekmiş olduğu film türlerini anlatacak olursak kendisine gerilim ve macera dolu filmler çekmeyi seçmiştir. Kabor'un en önemli filmi ise 1958'de çekilen Yakışıklı Sergidir. Evet, Fransız sinemasında ünlü yönetmenlerinin birçoğunu bahsettik. Diğer bir yönetmenimiz olan Erik Rohmer. Rohmer melodram ve komedi türlerini benimsemiştir. Erik Rohmer'ın insanlar tarafından en bilinen ve en sevilen filmi 1962 yapımı Aslan Burcu filmidir. Bunun yanı sırasında Eric Rohmer ünlü Fransız dergisi olan Church du Cinema'nın 3. kurucusu olarak çalışmaktadır. Evet bugün sizlere Fransız sinemasındaki ünlü yönetmenlerin çekmiş olduğu türdeki filmleri ve Fransız sinemasına ait sinemanın doğuşunu sizlere anlattık. Fransız sineması hakkında kişisel görüşlerime gelecek olursak Yeni Dalga Kamı'nın çok başarılı bir şekilde eleştirel yönetmenlerine sahip olması ve alışılmış o sıradan sıkıcı filmlerinden daha ötede yeni ve sürekli maceracı sorgulayan yenilikçi yapıdaki film türlerini ve teknik açıdan kurguyu bu şekilde geliştirmiş olup insanların seyrine sunmuşlardır. Fransız sinemasının ünlü yönetmenlerinin yenilikçi, çağdaş ve farklı bakış açılarıyla yapmış olduğu eleştirilerin dünya çapında önemli bir noktaya geldiğini görmekteyiz. Ne olursa olsun sinemanın farklı ülkelerdeki tek bir amaca doğru hareket eden film türleri yerine kendilerine farklı yenilikçi ve bir o kadar da zengin senaryolar konu edinerek insanların beğenisine sunmuştur. Evet sıradaki film François Truffaut'un 3 Haziran 1959 günü Fransa'da çekmiş olduğu son 400 darbe filmidir. Bu film aslında François Truffaut'un çocukluğu hakkında senaryolar içermektedir. Filmden bahsedecek olursak film Fransa'nın sokak ve caddelerinden görüntüler ile başlamaktadır. Estetik açıdan güzel klasik bir müzikle izleyiciyle buluşan film ilkokul öğrencilerinin olduğu bir sınıfta devam etmektedir. Sınav esnasında öğrenciler elden ele dolaşan bir kadın posteri Antoine Doniel elinde öğretmeni tarafından fark edilir ve bunun sonucunda Doniel haksız yere teneffüse çıkma cezası alır. Okul çıkışı Doniel öğretmenin bu davranışı hakkında ona kin ve nefret besler. Antoine Doniel evine döner, soba yakar ve yemek masasını hazırlar. Eve gelen annesi çok sert ve agresif bir kadın olarak karşımıza çıkar. Babası ise tam tersine esprili ve anlayışlı bir insandır filmin başlarında. Arkadaşı ile birlikte okulu asan Daniel, Luna Park'a gider ve Luna Park çıkışında annesinin bir başka adamla caddede öpüştüğünü görür. Fakat Daniel bu durumu babasını anlatmaz. Aile içinde sürekli tartışan anne ve babanın sesleri Daniel'i kötü etkilemektedir. Daniel'in öğretmeni Antoine Daniel'in tekrar sınıfa girebilmesi için ondan bir mazeret getirmesini ister. Antoine Daniel ise öğretmenine annesinin öldüğü yalanını söyler. Okula gelen anne ve babası müdürüyle konuşur. Ortaya çıkan bu yalan sonucunda babası herkesin içinde Daniel'i sınıfta tokatlar. Daniel artık eve dönmemekte kararlıdır. Antoine Daniel ailesine bir mektup bırakır. Bu mektupta ise artık eve dönmeyeceğini, kendi başının çaresine bakabileceğini yazan bir not bulunur. Ve böylece arkadaşına ait amcasının eski bir matbaasında kalmaya başlar. Ve haliyle dışarıda aç kalan Daniel dışarıda bir şeyler yemek için sabah saatlerinde bakkala gelen süt kasasından süt çalar. Ertesi sabah okula gider, dersteyken annesi gelir ve onu eve götürür. Ama bir farklılık vardır. Annesi ona hiç olmadığı kadar iyi davranır. Annesi Daniel'a okuldaki kompozisyon yarışmasına katılması ve başarılı olması halinde ona 1000 pound vereceğini söyler. Aile yemeği sırasında Daniel'ın daha önce yakmış olduğu evin içerisinde ufak bir yangın çıkarır. Fakat çok geçmeden söndürülür. Bu durum karşısında babası Daniel'a çok kızar. Fakat annesi araya girerek durumu muşatır. Ailecek hep beraber sinemaya gitmek için anne fikir ortaya sunar. Sinemadan dönerken Daniel ilk kez bu kadar mutlu gözükmektedir. Daniel okula gittiğinde kompozisyon sonuçlarının açıklandığını görür. Fakat öğretmeni onun kopya çekerek kompozisyonu yazdığını anlar. Babasının askeri okula göndermesinden korkan Daniel arkadaşının yanında kalmaya başlar. Daniel ve arkadaşı akla gelmeyecek türlü oyunlar yaparak eğlenmeye çalışır. Babasının dükkanından daktila çalan Daniel arkadaşıyla birlikte onu atmaya çalışır. Fakat başarısız olur. Elinde kalan daktiloyu tekrar babasının bürosuna götürmeye çalışan Daniel bir personel tarafından oracıkta yakalanır ve babasına teslim edilir. Babası Daniel'ı karakola götürür ve işlemiş olduğu hırsızlık suçundan onun ıslak evine gönderilmesini sağlar. Oranın düzenine alışmaya çalışan Daniel çocuk mahkumlarla sohbet eder oradan çıkacağı günü düşünür. Daniel ifadesi alınmak üzere müdüriyete çağrılır ve kendisinden yaşanılanları anlatması istenir. Islah evi için görüş günü gelir ve o kalabalık balığın arasında Daniel'ın annesi de bulunmaktadır. Oğluyla konuşan anne Daniel için elinden geleni yapmaya çalışsa da artık onun için çabalamayı bırakmıştır. Evet. Filmin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Daniel çocuk mahkumlarla birlikte bir futbol maçı yapar. Fakat yapmış olduğu bu maçta tellerin arasından kaçarak ıslı evinden ayrılır. Hiç durmadan koşmaya devam eden Daniel daha önce görmek istediği fakat göremediği denizi orada görür. Film dramatik bir şekilde son bulur. 400 Darbe filmini yorumlayacak olursak, filmin adından da anlaşıldığı gibi 400 darbe. Yani bir çocuğun çocukluk yaşantısı boyunca annesinden, babasından, okul arkadaşlarından ve diğer birçok kişiden hataları karşısında dışlandığını göstermektedir. Aslında bu bize Francis Truffaut'un yazmış olduğu senaryoda kendi hayatını gösterir. Arkadaşlarıyla gelecek planı kuran Daniel maalesef bunu başaramamıştır. Truffaut'un çok etkileyici ve ünlü bir filmi olduğu için bu filmi sizlere anlatmak istedim. Daniel karakterinin içinde kaybolmuşluğunu, insanlar tarafından artık anlaşılmadığını, yaptığı her şeyin bir hata olarak ona döndüğünü, ailesi, okulu ve toplum tarafından kabul görmediğini, düşündükçe hayattan soğuyan bir çocuğun hikayesini anlatmakta aslında bizlere. Öncelikle filmi anlatmadan gösterime giriş tarihi 23 Kasım 2001 yılında gösterime girmiştir. Yapım yılı ise 2001 yılıdır. Filmin yönetmeni Jean-Pierre Jeunet. Filmin konusuna değinecek olursak bu filmde Emily küçük mutluluklar peşinde koşarken aslında büyük aşkını buluyor. Emily'nin babası Rafael takıntıları olan eski bir ordu doktorudur. Emily'nin annesi Amandy göl yanda bir ilkokul öğretmenidir. Emily'nin annesi Amandy babası Rafael gibi bazı ufak takıntıları bulunmaktadır. Film Emily'nin 6 yaşındaki ufak bir kız haliyle başlar. Emily'nin babası Rafael, Emily'yi aylık tedavilerle muayene etmektedir. Fakat muayene ettiği sırada Emily'nin kalbinin çok hızlı attığını görmektedir. Rafael, Emily hakkında onun bir kalp rahatsızlığı olacağını düşünmektedir. Aslında Emily'nin herhangi bir sağlık problemi yoktur. Babasının ona uzun zamandan sonra teması Emily'yi heyecanlandırmaktadır. Fakat babası Rafael'in Emily hakkında kurduğu bu hayali hastalığı yüzünden onu okula değil de annesinin yanına eğitim görmeye göndermiştir. Emily'nin annesi Amendi, Emily'nin üzerine çok fazla düşmektedir ve bu durum Emily'yi oldukça bunaltmaktadır ve bu yüzden Emily kendine hayali arkadaşlar edinmeye seçer. Annesi Emily'ye ikinci el Kodak marka bir fotoğraf makinesi alır. Cadde üzerinde fotoğraf çeken Emily karşısında olan araba kazasına şahit olur. Komşuları olduğu bilinen bir adam Emily'nin yanına gelerek aslında bu kazaya Emily'nin kendisinin sebep olduğunu söyleyerek Emily ile dalga geçer. Emily komşusunun kendisiyle dalga geçtiğini öğrenince komşusundan intikam almak için çatıya çıkar. Komşusu futbol maçlarını yakından takip eden fanatik bir insandır. Fakat Emily komşusunun ona karşı bu yaklaşımı Emily'yi kızdırmıştır. Emily komşusunun çatısına çıkarak komşusunun televizyon kablosunu sökmeye başlar. Komşusu sinirden deliye dönmüştür ve Emily bu şekilde kendi intikamını almış olur. Emily'nin annesi Amanda, Emily'yi Rotterdam'da bir kiliseye ufak bir kardeş istemesi için mum yakmışlardı. Kiliseden çıkarken kilisenin üzerinden intihar girişiminde bulunan bir turist Emily'nin annesi Amanda'nın üzerine düşerek ikisi de orada hayatını kaybeder. Emily'nin annesinin hayatını kaybetmesi Emily için büyük bir yıkım olmuştur. Emily uzun yıllar babasının yanında kalmaya devam etmektedir. Emily büyür ve genç kız olur. Yıllar sonra Emily evden çıkmaya karar verir artık büyümüştür kendisi. Ve şehir merkezinde bulunan bir kafede garson olarak işe başlar. Garsonluk yaparken tabii ki babasının yanına her hafta ziyarete gitmektedir. Emily karakteristik özelliklerine değinecek olursak filmde de bahsedildiği gibi Emily hayatı sorgulayan bir kızdır. Fakat aptalca sorular aklına getirerek hayatı ve insanları çözmeye çalışır. Emily şehir merkezinde kirada kalmaktadır. Kirada kalmış olduğu evde tam banyo yapacağı sırada televizyonda önemli bir haber görür. Görmüş olduğu bu haber karşısında etkilenerek elindeki objeyi yere düşürür. Objenin yere düşmesiyle birlikte banyo fayansında kırılmalar oluşur. Emily yere düşen objeyi almak için eğildiği anda fayansın kırıldığını görür. Fayansı kendine doğru çektiğinde teneke bir kutu içerisinde resimler, oyuncaklar ve bunun gibi birçok başkasına ait eşyalar bulunmaktadır. Emily bu kutunun kime ait olduğunu öğrenmek için ev sahibi kadının yanına gider. Ev sahibi kendisinden önce orada kimin oturduğunu bilmediği için onu bakkala gönderir. Bakkal da aynı zamanda manav olarak çalışmaktadır. Ve Emily Kutunun sahibinin Dominic Brotedo isimli bir kişiye ait olduğunu öğrenir. Dominic Brotedo'yu bulabilmek için Emily kapı kapı gezmektedir artık. Kutuyu teslim etmek için çıktığı yolda aradığı kişiyi bulamayan Emily çaresizce eve dönmeye başlamıştır. Fakat eve dönerken komşusu Kristal Adam onu davet eder ve aradığı ismin yerini söyler. Emily ufak bir numarayla Brotedo'yu telefon kulübesine çağırır. Emily ona ait olduğunu düşünen kutuyu telefon kulübesinin içerisine yerleştirmiştir. Kutuyu gören Brotedo kutuyu açar ve kendine ait küçüklüğünden kalma bazı eşyalarını görür. Murat'a duygulanır ve ağlamaya başlar. Onu karşıda izleyen Emily, Murat Edo'nun bu duygusal anına tanıklık etmiştir ve bu durum Emily'yi çok mutlu etmiştir. Emily bundan sonra insanlara kendine iyilik etmek için adamıştır. Emily babasına gitmek için tren geçerken bir fotoğraf kulübesinin önünde fotoğraf parçalarını toplayan bir adam ile göz göze gelir. Emily bu adama gerçekten fena aşık olmuştur. Emily fotoğrafçının adamın hızla oradan kaçarak gittiğini görür. Emily o adamı takip edebilmek için koşmaya başlar. Fotoğraf biriktiren adamın fotoğraf albümü yere düşer ve Emily bunu görür ve alır. Emily bu fotoğraf albümünü ona geri teslim edebilmek için zekice bir oyun oynayacaktır. Fakat önce bu adamın nerede çalıştığını öğrenmesi gerekmektedir. Fotoğraf biriktiren adam aslında iki iş yapmaktadır. Birincisi seks shop üzerinde çalışmaktadır bir dükkanda. İkinci işi ise Luna Park'ta korku tünelinde çalışmaktadır. Emily Luna Park'a gelir ve oyununu oynamaya başlar. Emily telefon kulübesinden adama ulaşarak fotoğraf albümünün kendisinde olduğunu söyler ve yerlere çizmiş olduğu mavi oklarla adamın kendisini takip etmesini ister. Mavi okları takip eden adam büyük bir şok ile karşılaşır. Bakmış olduğu dürbünde fotoğraf albümünü elinde tutan bir kız görür. Adam koşarak Emily'ye ulaşmaya çalışır. Fakat ona yetişemez. Ertesi sabah Emily garson olarak çalıştığı iş yerine gider ve orada çalışmaya başlar. Fakat orada da bir takım sorunlar bulunmaktadır. Emily bu sorunları çözmek için insanların birbiriyle etkileşimini artırmak istemiştir. Kafede çalışan insanları kaynaştırmak için bazı ufak numaralar yapar. Fotoğraf albümü yapan adam Emily'nin ismini ve evini öğrenir. Bu sırada Emily kristal kemik lakaplı yaşlı adamla sohbet etmeye başlar ve onun çizmiş olduğu resimleri inceler. Adamın çizmiş olduğu bir resim üzerinden aslında ikisinin de birbirlerini anlatmak istediklerini yorumlarlar. Emily'nin mahalle bakkalı ve manavı elemanına kötü davrandığı için Emily buna dayanamaz ve bakkalın sahibinden intikam almak ister. Manav işleten adamın evinin anahtarını çektirir ve evine girer. Evinde bir takım eşyaların yerlerini değiştirir ve ona güzel bir ders vermek ister ve Manav'ın sinirlerini bozmaya çalışır. Fotoğraf albümü yapan adam Emily'nin evini ve ismini öğrendiğini söylemiştik. Bu adam Emily'nin kapısının önüne gelir, zili çalar. Emily tam o sırada kapıyı açmak için kapıya doğru gitmektedir. Emily'ye seslenen fotoğraf albümü oluşturan adam Emily bu kişinin kapının arkasındakinin sevdiği kişi olduğunu anlamıştır. Emily ilk başta kapıyı açmak istemez. Daha sonra kristal adamın kendisine bırakmış olduğu video kaydını izleyerek zamana bırakmaması gereken bazı şeylerin olduğunu söyler. Kendisinden örnekler verir. Emily tekrar kapıya doğru gider ve kapıyı açar. Karşısında fotoğraf albümü oluşturan adamı görür. Onu eve yakasından tutarak içeri alır. Birlikte baş başa vakit geçiren Emily ve hoşlandığı kişi gayet mutlu ve huzurlu bir şekilde eğlendikleri seyirciye yansımaktadır. Motosikletiyle şehir ve cadde Delir gezen Emel'i ve onun çok sevdiği fotoğraf halini yapan kişi son derece mutlu ve eğlenerek yollarına devam etmektedirler. Ve bu sırada arka planda manav işletmecisi olan adamın cahilliğini yendiğini görürüz. Kafede bulunan başarısız şairin artık şiirlerinin sevildiğini ve tutulduğunu görürüz. Emel'i babasının çok sevdiği ve değer verdiği heykelini ülke ülke gezdirerek fotoğraflarını çektirip ona göndermiştir. Böylece babası da filmin sonunda artık kendisi de uzun bir seyahate gitmek için bavullarını toplamıştır. Filmin sonuna gelecek olursak Videonun başında da söylemiş olduğum gibi küçük mutluluklar peşinden koşan Emily gerçek aşkını bulmuştur. Evet filmi sizlere baştan sona özetledik. Peki film hakkında yorumlarım neler? Bunlara gelecek olursak film hakkında yazılan senaryonun harika olduğunu görmekteyiz. Film yönetmeni olan Jean-Pierre Jeannette filmde renkleri oldukça sade kullanmayı tercih ettiğini görmekteyiz. Kamera açılarına gelecek olursak filmde bol açılı sahneler görmekteyiz. Film yönetmeni Jeannette filmi sıkıcı unsurlardan tamamen arındırmış ve günlük hayatı konu alan güzel bir anlatı sunmuştur. Filmin öyküsünün normal insandan farklı olmayan fakat ufak tefek karakteristik özelliklerini değiştirerek Emily'nin yani filmde olan olaylar zincirini konu edinmiştir. Emily'nin olaylar karşısındaki şaşkınlığı, mutluluğu, hüznü ve duygu değişikliklerini yakın çekimle Emily'nin yüz hatlarını seyirciye yansıtmıştır. Filmde çok abartı olmasa da bazı cinsel sahneler bulunmaktadır. Aslında film normal bir insanın hayata bakış açısını farklı bir şekilde izleyiciye anlatmaya çalışmıştır. İnsanları ufak tefek iyiliklerde bulunan Emily Bizler de onun gibi olması açısından belki bir gün biz de büyük bir mutluluk ve sürprizle karşılaşacağımızın habercisi olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz aslında. Filmde çok küçük olarak denk gelmiş olduğumuz bazı animasyonlar bulunmakta. Örneğin komşusunun anahtarını cebine koyduğu esnandaki anahtarın parıltısı ya da fotoğrafçının uyurken fotoğrafların konuşması ve Emily'nin küçük yaşlardaki çerçevelerin hareket etmesi diyebiliriz. Günlük ve sıradan hayatın hikayesini konu edinen bir yönetmen karşımızda bulunmakta ve bu filmde bizlere insani olarak iyiliğin önemini ve elbet bir gün bizlerin de karşılığında mutlu olacağımızın haberdesi olmuştur. <laughs> Evet, bugün Fransa tarihinin, ülke sinemasının ve öne çıkan önemli yönetmenlerin isimlerini ve çekmiş olduğu film türlerini sizlere anlattık. Yine dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs>